Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Baykar'daki casusun yakalandığına dair ortaya atılan iddia sonrası dikkat çeken gelişmeler ortaya çıktı. Baykar'ın İHA fabrikasında iki ay önce bilgi teknolojileri bölümünde staja başlayan Ahmet Anılçe, fabrikadan çıkacağı sırada yapılan kontrollerde üzerinden şirkete ait 4 adet hard disk bulundu. Bunun üzerine polise bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin söz konusu hard diskleri ne yapacağını araştıran ekipler, yaptıkları araştırmada şüpheli veya ailesinin herhangi bir terör kaydı bulunmadığını ancak şüphelinin ev ve iş yerinden hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi. 2017 yılında bir kafeden dizüstü bilgisayar çalan şüphelinin söz konusu hard diskleri de satmak üzere çaldığını itiraf etti disklerin içinde herhangi bir bilgi ya da belge olup olmadığından haberinin olmadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Ahmet Anılçe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Veri güvenliği özellikle ileri teknoloji şirketlerinin olmazsa olmazıdır. Bugün bazı moda markaları dahi kopyalanmasının önüne geçmek amacıyla yeni ürünlerini sergiledikleri vitrinlerinin fotoğrafının çekilmemesi için tedbir almak üzere birçok seçenekler geliştirirken, ileri teknoloji şirketlerinin bu konuda savunmasız kalması mümkün değildir. Baykar'da yakalanan mühendisin bilgisayarın hard diskini sökerek götürmeye çalışması da alınan bütün güvenlik önlemlerini bypass etmeye yöneliktir. İleri teknoloji ve stratejik ürün veya hizmet üreten şirketlerde bilgi güvenliği çok katmanlı ve karmaşık sistemler uygulanarak sağlanır. Dışarıdan gelen tehditler, verilerin dışarıdan yapılacak müdahaleler ile ele geçirilmesi tehlikesine karşılık birçok donanım ve yazılımlar mevcuttur. Bu yazılımların aşılarak şirket bilgisayarlarına erişilebilmesi ve verilerin alınması ancak çok profesyonel ekiplerin işi olabilir. İmkansız değildir ama çok çok zordur. İçeriden kaynaklı tehditler, kritik yerlerde çalışan personelin geçmiş ve referans araştırmaları eksiksiz şekilde yapılır ve periyodik olarak güncellenir. Aynı şekilde uygulanan şirket içi fiziki güvenlik ve veriye erişim protokolleri ile de bu bilgilerin güvende olması amaçlanır. Verilerin güvenliği elektronik olarak denetlenir. Bahsi geçen mühendisin elektronik güvenlik protokollerini bypass etmek amacıyla, fiziki olarak verilerin bulunduğu bir hard diski ele geçirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Çünkü sistemdeki herhangi bir veriyi oradan kopyalamaya çalıştığı, anda sistemin buna müsaade etmeyeceğini ve ilgili yöneticilere anında bilgi gideceğini iyi bilmektedir. Zaten böyle yerlerde kullanılan birçok bilgisayarda USB veya caddesi gibi kopyalama üniteleri dahi bulunmamaktadır verileri topluca başka yöntemlerle aktarma imkanı da kısıtlı olduğu için geriye tek yöntem kalmaktadır, verilerin bulunduğu donanımı fiziki olarak ele geçirmek. Zaten bu mühendisinde yapmaya çalıştığı budur. Ancak bu kez de akıllı CCTV kameralarına ve dikkatli güvenlik personeline yakalanmıştır. O mühendisin şirketinin gizli verilerini ele geçirerek sektördeki rakiplerine satacağını düşünmek olayı biraz hafife almak olabilir. Bu kritik verileri başka ülkelerin istihbarat servislerinin veya terör örgütlerinin siparişi olarak ele geçirmek istemiş olması daha kuvvetli bir ihtimaldir. Bu olayın engellenmesi ve failinin yakalanması ile İHA ve SİHA'larımıza karşı yeni savunma taktikleri geliştirilmesi veya tamamen etkisiz hale getirilmeleri riski bertaraf edilmiştir. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, savunma sanayi alanında milyonları heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Uçuş testleri süren Bayraktar TB3 SİHA'yı 2024 yılında göreve hazır hale getireceklerini belirten Bayraktar, "Ürettiğimiz teknolojiler sayesinde başka ülkelerin kapısını çalan bir konumdan, kapısı çalınan bir konuma geldik." Geçen haftalarda Bayraktar TB3 SİHA'nın uçuşunu gerçekleştirdik. Hatta bugün itibariyle 8. uçuşunu da yapıyor. TB3-Ü'de en kısa zamanda gemimize konuşlandırıp, 2024 yılında da göreve hazırlıyoruz. 2024'te inşallah göreve başlayacak, dedi. Test uçuşları başarılı sonuçlanan TB3 silahlı insansız hava aracı ve Kızıl Elma'nın dünya hava muharebe tarihinde devrim yapacağını belirten bayraklar, semalardaki uçuşlarımız ülkemize bir anlamda bağımsızlığını kazandırdı ve terörün belinin kırılmasını da sağladı. Bizler Baykar'daki arkadaşlara şunu söyledik: Ülkemiz semalarında tam bağımsız ve hür oluncaya kadar çabalarımız devam edecek. Baykar'ın genetik kodu bu. İnsansız hava savaş uçağımız Kızıl ile Cumhuriyetimizin 100. yılı öncesi test uçuşunu başarıyla tamamladık. Kızıl bizlere oyun kurucu olduğunu da müjdeliyor. Bu uçuşlar bir anlamda gelecekte hava muharebesinin nasıl olacağını da gösteriyor. Özellikle Kızıl ile Akıncı'nın yakın uçuşu dünya havacılık tarihinde ilk kez yaşandı bebeklerin hesapsız, arsız, azgın şekilde katledildiği dünyanın, ahlak, iyilik ve adalet sesinin daha gür şekilde çıkabilmesi için bu uçaklara ve sizlerin çalışmalarına ihtiyacı var arkadaşlar. Bayraktar TB3 ve Kızıl Elma, günün birinde görev almayı başardığında, dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklardır, aynen sihalarımız gibi, diye konuştu. Bu gelişmelerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasının devamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilen havaalanında İHA'lar, SİHA'lar Akdeniz'in tümünü denetleyebiliyorlar. Kıbrıs meselemizi yıllardan beri sürdürmekteyiz. Türkiye ile bu dava müşterek ve ortak bir davadır. Zaten hepimizin kökleri Anadolu'dadır. Elbette uluslararası sorun devam ediyor. Rum ve Yunanlılar hiçbir zaman bu uzun tarihte Kıbrıs'ı yönetmemiştir. Bunlar hep bir planın, programın parçasıydı. Bilecik'te az önce müzede gördük. İkinci Selim zamanında Kıbrıs'ın nasıl fethedildiğini. Bir tarafta donanma yakılmış ama ne demişler, siz bizim saklımızı kestiniz, biz sizin kolunuzu kestik, sakal büyür kol büyümez. Ondan sonra Kıbrıs bir yıl süren savaşlarla fethedilmiş. 1 Ağustos 1571'de Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi kurulur. Bu vakıf bizler için çok önemlidir. Binlerce aile malını mülkünü devretmiş ve vakıf idarecileri bu mallardan mülklerden kira vererek okul, ibadet yerleri gibi yararlı şeyler yapmışlar. Benim mücadelem gördüğünüz gibi bir Türklük mücadelesidir. Kıbrıs meselesi hepimizin meselesidir. Biz bu meseleyi sonuna kadar başımız dik, egemenlik temelinde yürütmenin zorunluluğu içerisindeyiz. Yoksa kaybederiz. Kaybettiğimizde Türkiye'nin güney sahilleri de tehlikeye girer. Ne demişti Mustafa Kemal Atatürk? Kıbrıs asla düşman eline geçmemeli geçerse ikmal yolları kapanır demişti. Kimsenin gücü Türkiye ve Kıbrıs arasındaki bağı koparmaya yetmeyecektir diye konuştu.